Pativer'den merhaba. Bu hafta biz hayvanseverlerin ve hayvan sahiplerinin en büyük sıkıntılarından biri olan mama seçimini konuşuyor olacağız. Konuklarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü'nden veteriner hekim Nihan Dinçer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Teşekkür hayvansever diyelim, çok hayvan besleyen insan diyelim. Sevgili Tuğçe Ekşi, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mamada kedi köpek sağlığı arasında nasıl bir etkileşim var mesela? Beslenme hayvanların hayatta kalabilmesi için en temel gereksinimlerden biri. Dolayısıyla fizyolojik yapının düzgün işlemesi, dış ortam şartlarında hayvanların vücut ısısını koruyabilmesi, avlanma, günlük fizyolojik aktiviteler ve vücudun onarımı, işte yenilenmesine kadar her şey mamayla Mamanın gerçekleşiyor. içeriğinde. Evet. Peki, Tuğçe Hanım, siz mama seçerken neye göre karar verdiniz mesela? Ben mama seçerken ilk başta Jiva'yı sahiplendiğimde çok büyük bir problem yaşadım. Çünkü Jiva açıkçası benim beslediğim ilk küçük ırk. Mama seçiminde ben taneciklerin boyutlarından yola çıkarak ve bir mama seçimi yaptım. Tabii ki ilk başta bayağı yanlış seçimlerim oldu. Evet. Mama yememesi oldu, beğenmemesi oldu. Bunun için ben veteriner hekimimden yardım aldım. Ona danışarak mama seçimimi yaptım ve şu anda gayet iyi gidiyoruz. Aynı mamayla devam Civa da ediyoruz. şu an çok mutlu. Civa'yı da unuttuk bu arada. Civa hoş geldin sen de. İstanbul'dan bir haberimiz var. Türkiye'nin ilk rehber köpeği TEPS, görme engelli avukatlara rehberlik yapıyor. Avukatlarla birlikte adliye koridorlarını arşınlayan TEPS, duruşma salonunda avukatların yanında mütalaa dinleyip karar bekliyor. Zaman zaman karar açıklanırken ayağa kalktığı gözlemlenen TEPS, bazen de masa altında şekerleme yapıyor. TEPS'in Çağlayan Adliye Başsavcısının verdiği karar sonucunda duruşma salonlarına girebileceği öğrenildi. Ne kadar güzel değil mi? Düşünsenize çok ciddi bir konu konuşuluyor. Orada köpek var oturuyor, ayağa kalkıyor, dinliyor. Çok sevimli bir şey oluyordur aslında. Peki Nihan Hanım, tüm hazır mamalar aynı mıdır? Tüm hazır mamalar tabii ki aynı değildir. Markalar arasında fark olması ile birlikte aynı markanın mamaları arasında bile fark olabilir. Örneğin regular seri dediğimiz sürekli mamalarla prescription seriler dediğimiz işte beslenme destekli mamalar arasında fark olduğu gibi aynı serinin mamaları arasında bile fark gözlemliyoruz. Yani çok değişken şeyleri Tabii olabiliyor. mamaların içeriklerinden tutun da tanecik yapılarına kadar her şeyleri çok farklı oluyor. Anladım. Peki siz bu farkı anlayabiliyor muydunuz? Ya da hayvanların tepkileri nasıl oluyordu Tuğçe Hanım? Verilen mamaya göre tabii ki hayvanın o mamayı verdiğinde, mama saati geldiğinde tepkisi değişiyor. Hani mamayı sevmesiyle alakalı. Benimki biraz mama seçiyor açıkçası. Benim şansıma benim bütün hayvanlarım mama seçiyor. Zor bir durum aslında, değil mi? Evet. Bundan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ve hani istemediğim mamayı hayvan onun kabından bile benimseyip hangi mamayı verdiğimi algılıyor. Şu anda çok sevdiğim mamayı yiyor. Onun poşetini daha görür görmez atlayıp zıplamaya Her şeyi başlıyor. anlayabiliyorlar ya. Tabii Çok ki enteresan değil görseller mi? çok kuvvetli o konuda zaten. Direkt. Şu an ne kadar mutlu gözüküyor. Şu an gayet mayışmış halde herhalde. Evet. Bir diğer haberimiz de Ankara'dan. Başkent Ankara'da yaşayan Mehmet Armağan Akçay, örnek bir davranışa imza atarak yaralı sokak hayvanları için bir barınak oluşturdu. Başta kendi çabalarıyla yürüttüğü barınağı hayvanseverlerin de desteğiyle yaşam alanı haline getirdi ve bu barınakta 86 sahipsiz hayvana barınma imkanı sağladı. Akçay, sosyal medya aracılığıyla üniversite öğrencilerinden, hayvanseverlerden destek alarak sahipsiz hayvanların bakımını sağlıyor. Çok da güzel bir şey yapıyor. Peki, ucuz mama ile pahalı mama arasında ne fark var? Mesela bazen zorlanıyoruz. Yani kendimin de hayvanları olduğu için bazen yani kaçabiliyoruz, ucuza da kaçabiliyoruz. Ama aralarında çok fark var mı? Hayvanın sağlığını çok etkiliyor mu? Şimdi şöyle bu birazcık işletme mantığıyla da cevap verilmesi gereken bir soru. Mamanın içeriği ne kadar kalitesi artarsa, içeriği fazlalaşırsa tabii ki fiyatı o oranda artıyor. Hekimlik de bundan sonra devreye giriyor zaten. Hayvanın protein ihtiyacını, enerji ihtiyacını, vitaminini, mineralini ne kadar fazla karşılarsa ve içeriği ne kadar kaliteli olursa fiyat o kadar yukarı çıkıyor. Mesela bizim dediğim gibi prescription
seri dediğimiz evet. beslenme desteği olan mamalar içeriği daha farklı olduğu için, daha zengin olduğu için fiyatları daha yüksek mamalar. Peki neye göre anlıyorsunuz? Hayvanın ihtiyacını, mesela bir testler yapılıyor mu mama seçmeden, yoksa hayvan beğenmedi de bu şekilde mi oluyor diye düşünüyorsunuz? Şöyle, zaten bu ırklara göre ve hayvanın yaşına göre değişen şeyler. Irklarda ve yaşlarda hayvanın ihtiyacı sürekli değişkenlik gösterdiği için bunlar özel olarak üretilen mamalar. Yani hangi yaşta, hangi ırkta hayvanın neye ihtiyacı varsa mamalar buna göre kategorize Anladım. Ediliyor. Anladım. Peki Tuğçe Hanım, siz hani mama seçerken ucuzu, pahalısı, orta seviyesi, böyle hani böyle şeylere dikkat ettiniz mi? Nasıl? Dikkat Çünkü çok hayvan ediyorum. beslediğini biliyorum. Evet. Yani şimdi evet besliyoruz ama bir tarafta da bütçemizi de düşünmek zorundayız. Bazı şeyler zorlayabiliyor. Bu, ya bununla bir nasıl de başa çıkıyorsun? aynı zamanda benim misafir hayvanlarım da oluyor. Sürekli evde bir hayvan sirkülasyonu oluyor bende. Doğal olarak mamalar artık birçok insanı zorlar hale geldi. Daha yeni yine bir artışlar söz konusu çünkü. Evet. Bundan dolayı açıkçası çok fazla hayvan besleyince tabii ki işin biraz da ekonomik kısmına Düşünmek zorunda kalıyoruz. düşünmek zorunda kalıyoruz. Fakat bir yandan da sağlık önemli olduğu için hani bu konuda hem dikkat edip hem ona uygun olabilecek yani diğerlerine de aynı şekilde hem de daha avantajlı yollar bulmaya çalışıyorsunuz, o mamalara yönelmeye çalışıyorsunuz. Bir diğer haberimiz de Ordu'dan. Ordu'nun Ünye ilçesinde liseli gençler tarafından örnek alınması gereken bir davranış sergilendi. Lise öğrencileri harçlıklarını biriktirdi ve bu parayı sokak hayvanlarına mama almak için kullandı. Sokak hayvanlarının mamalarını kendi harçlıklarından alan öğrencilere, öğretmenlerinin de destek verdiği öğrenildi. Evi ve durumu müsait olan vatandaşlara barınaktan hayvan sahiplenilmesi tavsiyesinde de bulunan lise öğrencilerin amacı, kışın zor şartlar altında yaşayan, yaşam mücadelesi veren hayvanlar için farkındalık oluşturmak. Okullarda böyle şey yapılması, öğrencilerin yapması çok güzel aslında. Ya gerçekten de tebrik ediyorum öğrencileri. Peki, Nihan'cığım, mama seçiminde kedinin, köpeğin yaşı önemli mi? Çok önemli. En önemli faktörlerden biri zaten yaş. Örneğin daha yeni kuru mamaya geçen bir hayvana, yetişkin bir hayvanın veya artık geriatrik dönemde, yaşlılık döneminde dediğimiz hayvanların mamasını veremezsiniz. Bu dönemde hayvanın dişleri yeni çıkmış oluyor, işte sindirim sistemi mamaya daha yeni hazırlanmış oluyor. Diş ve çiğneme Evet. problemleri olduğu için daha küçük taneli, kıvamı daha yumuşak mamalar seçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yaş dediğim gibi en önemli faktörlerden birini oluşturuyor burada. Yani seçim yaparken de hani paketlerin üstünde yazılan işte şu ay için, şu yaş için gibi şeyleri. Sen de büyük ihtimal buna Evet. dikkat ediyorsundur. Tabii ki. Çok bebek hayvanın var mı yani? Yaşı küçük olan mı ya da çok yaşlı hayvanın var mı? İşte o ayrımı nasıl yapabiliyorsun? Yaşlı hayvanım var. Bebek hayvanım da şu şekilde oluyor. Aynı zamanda hani sokaktaki hayvanları da Evet, evimde barındırıyorum. Özellikle annelerinden ayrılmış hayvanları evet. doğal olarak onlara göre seçimler Evet. yapılıyor. Hani orta yaşa gelmiş hayvanların beslenmesi artık stabilleşiyor Evet. belli bir hastalığı, bir rahatsızlığı olmadığı sürece. Fakat o çok küçük ırklarda veya çok büyük ırklarda ya hastalık problemleri oluyor, ondan dolayı ona göre mamalar alınması gerekiyor. Veteriner hekimlerim de sağ olsun bu konuda çok destek Evet. oluyorlar zaten. Onun için dikkat ediyorum. Genelde küçük ırklarda sıkıntı yaşanıyor zaten. Bebek olanlarda sıkıntı yaşanıyor. Peki, bir kayıp ilanımız var. 4 yaşında olan dişi French Bulldog Daisy, geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kayboldu. Sahibi Daisy'nin durumundan dolayı çok telaşlı. Görenlerin aşağıdaki telefon numaralarından iletişime geçmeleri rica olunur diyoruz. 0533 651 76 49. Mamalar da kendi aralarında ırk, yaş, az önce aslındaki soruna verdiğin cevap gibi ama mesela bazı marka mamaların işte Scottish Fold için olanı, British Shorthair için olanı, işte kedi ırkına göre söylüyorum, çeşitleri var. Hani bunların birbirinden farkı ne oluyor? Neye göre karar veriyorlar mesela? Farkını nasıl ayırıp da satabiliyorlar? Yani değişik bir şey geliyor bana bu. Şöyle bazı özel ırkların bazı hastalıklara yatkınlıkları oluyor. Bu mamalar daha çok onlara göre düzenlenen mamalar. Hani özel olarak belirtildiği zaman o hayvanın herhangi bir hastalık riskine karşı önlem alması için yapılmış mamalar o şekilde tasarlanıyorlar.
Onun dışında dediğim gibi yaşa göre ve ırka göre çok önemli. Örneğin çok büyük bir ırk hayvana papi dediğimiz yavru hayvan için evet. veya işte jivanın ırkında bir hayvanın yediği mamayı veremezsiniz. Taneleri küçüktür, doygunluk oluşturması için veya ağızda işte çiğnemede kolaylık oluşturması için daha büyük taneli, onda doygunluk oluşturacak mamalar vermeniz gerekiyor. Genel olarak bu şekilde kategorize ediyoruz yani hepsinin mamaları. Aslında bir matematiği var. Aynen küçük öyle. Ağızlı köpekler için küçük mama, büyük ağızlı köpekler için büyük mama evet. tarzında. Peki Tuğçe'cim şey olduğunu da bildiğim için tekrardan soruyorum. Atıyorum bir pincher'ım var, bir tane pitbull'um var yani. Var şu anda. O mamayı hani onlara özel mama alıyor musun yoksa bir çeşit mama alıp hepsine mi veriyorsun? Yani şey sormak istediğim şu, çoklu hayvan besleyenler de bu sorun aslında. Evet, büyük bir sorun. Onunla ilgili de şöyle bir durum oluyor. Hepsinin mamaları farklı oluyor evet. doğal olarak. Onunla ilgili yaşadığım sıkıntı benim daha çok birbirlerinin mamalarını yemelerine üzerine oluyor. Nasıl oluyor? Ona karşı bir önlem bulmak gerekiyor. Çünkü özellikle Jiva'nın bu son zamanlarda bir kilo problemi Evet, yaşamaya Jiva, başladı. gözüküyorsun şu Bir anda. kısırlaştırma operasyonumuzdan sonra oldu bu. Çünkü eve gelen şu anda bir tane misafir pitbullum var. Ve protein ağırlıklı besleniyor. Doğal olarak mamasının içerisinde protein var. Ve şu anda Jiva'nın o kadar yüksek miktarda protein depolamaması Yememesi gerekiyor, değil gerekiyor. mi? Daha light mamalar yemesi gerekiyor. Bunun için bir de kıskançlık döngüsü oluyor. Onun mamasını ben yiyeyim, benim mamamı o yesin. Sevmeseler bile birbirlerinin mamasını yemeye İnat. başlıyorlar. Evet, ondan dolayı bir sıkıntı oluyor. Kedimin maması ayrı ama kedim köpeğin mamasını yemeye çalışıyor. Bu sefer aynı zamanda sağlık problemi de çıkmaya Değil mi? başladı. Oluyor değil mi Nihal'cim Olur. öyle? Rastlanır evet. Bağırsaklarında problemler oluşmaya başladı. Bunun için hani köpekler bir nebze daha bir erteleyebiliyorsunuz bu durumda mama kaplarının yerini değiştirerek ama kedinin Kediler. giremeyeceği bir alan kesinlikle Değil yok. mi? Kediler çok farklı. O Her biraz yerdeler. zorluyor ama evet mamaları farklı. Hepsinin Anladım. maması farklı. Sahiplendirme ilanımız var. Sarman yavrumuz henüz 7 aylık ve tam 5 kilo. İç ve dış parazit tedavileri yapılan ve kısırlaştırılan sarman yavrumuz ömürlük yuvasını arıyor. Sahiplenmek isteyenler şu anki geçici sahibine aşağıdaki iletişim numarasından ulaşabilirler. 0532 267 52 77. Biraz tombul bir hayvan ırkı gereği. Ben de görmüştüm kendisini. Peki, Nihan'cığım mamanın içeriği besin değeri açısından nasıl olmalı? Mesela proteini mi yüksek olmalı, işte vitamini mi? Ben bilmiyorum. Tamamen bu konuda sana soru soruyorum yani. Nasıl olmalı? Bunlar da değişkenlik gösteriyor aslında. Mesela yeni kuru mamaya geçmiş bir yavru hayvanın enerji ihtiyacı ve protein ihtiyacı daha yaşı oturmuş büyük hayvanlara göre daha yüksektir. Çünkü o henüz büyüme çağında kemik gelişimi olacak, kas gelişimi olacak, vitamin mineral takviyeleri ayrıyetten olması gerekiyor. Onların mamaları buna göre ayrıdır. Geriatrik dediğimiz artık yaşlanan hayvanlar veya obezitede olan kilolu hayvanlar enerjisi daha düşük mamalar yemeli, proteini birazcık daha düşük olmalı. Eğer herhangi bir rahatsızlığı varsa, böbrek sorunu, karaciğer sorunu gibi mamanın tuz oranı düşük olmalı. O yüzden hepsi Bizim farklı gibiler farklı. yani. Kesinlikle hiçbir fark yok. Yani sen bebek bir köpeği alıp nasıl bir normal insan yavrusu diyelim artık hayvan yavrusu, ona nasıl özel bir mama veriyorsan hayvanın yavrusuna da o şekilde Aynen öyle. daha şey kullanıyorsun. Peki sen mamanın içeriğine bakıyor musun satın alırken? Yoksa hani benim bu hayvanım bunu seviyor, İşte bunu alayım tarzında hiç düşüncen oluyor Seviyor mu? dediğim de var. Jiva için önemli olan sevmesiydi. Fakat diğer ırklarım var. Bu ırklarda özellikle şu anda beslediğim bir otum da var. Onda kemik problemleri var. Bunun için daha çok içinde kemik problemlerine daha besin değeri yüksek olan bir mama almam gerekiyor. Sığamadık biz Konsantrasyonu Civa'yla buraya bugün. Onun için dikkat ediyorum içeriğine. Ama dediğim gibi o beslediğim hayvana göre de değişiyor. Bir değişiyor. sorunu yoksa beğendiğim mamayı alıyorum. Şimdi konumuzun üstüne gelecek. Jiva kısırlaştırılmış bir köpek. Kısırlaştırılmış mamanın içeriği diğer mamalara göre farkı ne Nihan'cığım? Kısırlaştırmada hormonların
dengesi değişiyor vücutta. Hormon dengesi değiştiği için çok yüksek proteinli ve çok yüksek enerji kaynaklı bir mama kullanırsanız eğer Shiva'nın aldığı gibi kilo problemleri görünebiliyor. Hayvan obeziteye gidebiliyor. Tabii ki bunda işte hayvan günde ne kadar aktivite sergiliyor, ne kadar dışarı çıkıyor, koşuyor mu vesaire, bunların hepsi değişkenlik gösterir ama genel olarak daha düşük enerjili mamalar oluyor bu mamalar. Demin de söyledin. Başkasının mamalarını yiyor. Yiyor. Peki o başkasının mamalarını, yani protein içeriği yüksek mamaları yediği zaman mı kilo almaya başladı? Evet. Ya yani zaten otomatikman bir şişiklik oluşmaya başlıyor. Kilodan ziyade hani vücutta da bir genişleme, formasyon değişme oluyor. Onun için genelde aslında light mama tercih ediyorum. Fakat protein endeksli biraz mama kaçırdı bu aralar. Onun için bu haldeyiz. Ama şu anda çok, kilo vermeye çalışıyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. O çok mutlu gibi. Aslında yiyebilir yani. O zaten öyle mutlu. Öyle mi bakmak ama lazım? Bence yemesin. Hekimimiz daha iyi bilir. Gerekiyor. Yani üriner sistemde de problemlere rastlayabiliyoruz kısırlaştırmadan sonra. Yani şey üriner gibi düşünüyorum. Sistem hastalıklarına hani yatkınlık olabiliyor. Kendi daha vicdani açıdan yaklaşıyorum. Evet, kısırlaştırın ama yesin falan diye. Yani o şekilde düşündüğüm için bana çok şey geliyor ama tabii ki sizlerin fikirlerine mutlaka saygı duyuyorum ama o duygusallığı aslında, değil mi, bir kenara bırakıp aslında sizin bilgileriniz doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani o pati dostu olan herkes de var. Değil mi? Kıyamıyoruz. Hani ben bizzat veteriner hekimim, bu işin içindeyim ama ben de mesela kendi hayvanıma kıyamıyorum. Ama duygusallığı bir kenara bırakıp profesyonel bakmanız gerekiyor olaya. Çünkü siz kıyamıyorsunuz, evet veriyorsunuz ama uzun vadede bu size maddi manevi çok ağır olarak dönebiliyor. Değil mi? Sağlık problemleri, tabii, veterinerlik masrafları. Yani hasta oluyor, gözünüzün önünde eriyor, elinizden bir şey gelmediği bir evreye gelebiliyorsunuz. Maddi olarak zaten yıpranıyorsunuz. Hayvan gözünüzün önünde acı çekiyor. Bunların hiçbirini yaşamamak için birazcık duygusallığı eğer bir kenara bırakırsak ona aslında iyilik yapmış oluruz. Bunun farkına varmamız aslında gerekiyor. Aslında geleceğe bizim yatırım yapmak için en başından bunun önlemini almak gerekiyor. Çünkü ama onlar ne verseniz yerler. Değil mi? Özellikle köpekler. Hani ne koyarsanız önüne yer. O bilemez kendisi ama için zararlı mı yoksa bu bir tek köpekler için geçerli değil. Yani gerçekten değil. Yani. Kediler biraz daha seçicidir. Onlar daha narin, nazlı hayvanlardır. Her şeyi beğenmezler. Mesela her kedi işte gidip köpeğin mamasına saldırmaz. Kendi maması i̇şte için de seçicidir. Tam sorumun üzerine geldi. İki kedi ve köpek mamalarının farklı olması gerekiyor mu? Tabii farklı olması gerekiyor. Çünkü birisi kedigiller familyasından zaten, birisi köpekgiller familyasından. Fizyolojik ve anatomik farklılıkları da var. Dolayısıyla ikisinin ihtiyacı olan şeyler ayrı. Mamaların ayrılmasındaki mantık da budur zaten. Kedi köpek maması ayrıdır ama dediğim gibi köpekler hani bu benim mamammış demez hiçbir zaman yani. Gider kedinin mamasını yer, kedi biraz daha seçilir ama ayırmak gerekiyor gerçekten mamaları, yememeleri gerekiyor. Ya sen de zorlanıyorsundur işte, az önce de söyledin yani. Onun mamasına gidiyor, o onun mamasına gidiyor. Evet. Nasıl ayarlıyorsun? Evde nasıl bir ortam ayarladın onları ki bu şekilde ya, nasıl idare ediyorsun? Açıkçası şöyle bir durum var. Bunda biraz da eğer çoklu hayvan beslenmesi ya da bir hayvan sirkülasyonu oluyorsa ilk başta biraz da hayvana bu konuda eğitim verme yolunda gidiyorum. Hani mamaya ben izin vermeden yaklaşmamalarını sağlıyorum. Bu eğitimle başlıyorum zaten. Yoksa ucunu hiçbir şekilde alamıyorum. Değil mi? Çünkü dediğim gibi kıskançlık söz konusu oluyor. Hiç beğenmeyecekleri yemekleri yiyorlar. Yani kedimin yemediği köpek maması kalmadı şu anda evde. Kediler çok ve sürekli veterinerlerdeyim. Hani kedimin bir sıkıntısı çıkıyor haklı olarak, yani hayvan çünkü sürekli bir yerden kaçıyor. Ve sürekli göz önünde bulunduramıyorsun da, yani sürekli gözünün onun üstünde de tutamıyorsundur, bir şekilde bulup yiyor. Bir de yani misafir hayvan olunca hani kendi hayvanlarımdan tabii ki daha bir göz önünde tutuyorum. Tamam. Onlara bir şey olmaması gerekiyor çünkü. Bir yolunu buldum. Hepsini aynı anda veriyorum bir şekilde. Hepsi kendi mamasını yerken ben de kurtulmuş oluyorum o sırada. Kısa yoldan çözüm çözdüm. Bu aynı. Çok güzel. Peki kedi ve köpekler kuru mama yemek istemezse? Mesela anne sütünden sonra, hani bebeklerden diye düşünürsek, gerçekten de zorlandıklarını biliyorum yaşamış bir insan olarak. Ne yapmamız gerekiyor? Kuru mama yemek istemiyor. Orada şöyle bir handikap oluyor. İlk başta kuru mama vermenizden ziyade ilk başta ev yemekleri, işte evet, onların ilgisini çekecek yaş mamalar, kıyamayıp verdiğiniz zaman bu sefer kuru mamaya burun bükmeye başlıyorlar.
kendi istediğini vermenizi istiyorlar ve sizi gerçekten parmağında oynatabiliyor hayvan. Yani işte yemiyor mamayı, nazlanıyor, gözünüzün içine bakıyor, istediğini vermenizi istiyor ona. Bunun için de farklı birkaç yöntem var kuru mamaya alıştırmanız için. Birincisi ya hiçbir şey vermeyeceksiniz, aç bırakın. Sadece kuru mamayı önüne koyacaksınız ve yemesini bekleyeceksiniz. Çünkü her canlı hayatta kalabilme üzerine programlanmıştır. Yani hiçbir canlı ölüm orucuna yatmaz. Hiçbir köpek ben yemeyeceğim işte verene kadar gerekirse öleceğim. Bana normal ama yani. Kadar. İki günde aç kalsa üçüncü gün mecbur yiyecek. Ama işte hasta sahiplerimize, işte hasta yakınlarına bu birazcık acımasız bir yöntem gibi geliyor. Hani kıyamıyorlar. Onu yapamadıkları zaman da sevdiği şeyle karıştırın diyoruz. İlk önce kuru mamanın oranı biraz daha az olsun. Örneğin yaş mamayı çok seviyorsa ilk önce yaş mamayı fazla verin. Hani kuru mamanın oranı az olsun, karıştırın. İlerleyen günlerde yaş mamanın oranını azaltın. Azalta kademe. Tabii artık kuru mamanın tadına da alışsın, onu yemeye de alışsın. En son tamamen kesebilirsiniz diyoruz. Bu şekilde alıştırabiliyorlar. Peki hiç evde kendi mamanı falan yapmayı düşündün mü? Kendi mamamı yapmadım. Fakat, çünkü yapanlar var biliyorsunuz böyle doğal. Evet, şu şekilde bir şey yaptım ben. Sokaktaki kedileri de beslediğim için aynı zamanda kışın özellikle çok soğuk havalarda tabii sokak hayvanlarını o fiyatı yüksek mamalardan alamıyorum. Evet, maalesef. Doğal olarak içeriği zayıf oluyor. Bunun için hani içeriğini evden bir şeyler ekleyerek protein desteği yapmaya çalışıyorum. Hani mikserden onu geçirip o şekilde bir mama hazırlığı yaparım ama kendi hayvanlarıma hiç kendi mamamı yapmadım. Aslında denemek lazım. Belki bir yerden bir şekilde kurtulabiliriz yani. Belki severler. Sence doğru bir şey mi kendi mamamızı yapmamız? Bir veteriner hekimi olarak. Yapılabilir aslında ama onun da değişik handikapları var. Kuru mamalar bizim günlük yaşamımızda çok büyük kolaylık. Çünkü evet. Her şeyleri hayvanlara göre ayarlanmış durumda. Günümüzde zaman sorunumuz var biliyorsunuz. Herkes çalışıyor, herkes bir yerlere koşturuyor. Dolayısıyla sürekli evde mama yapmaya vaktimiz kalmayabiliyor. Vaktimiz kalsa da içeriğini tam olarak ayarlayamayabiliyoruz. Ayarı biraz kaçırdığımız zaman farklı hastalıklara zemin hazırlayabiliriz. Direkt hastalık çıkmasa bile. Artı sürekli yaptığımız zaman biraz astarı yüzünden pahalıya çıkabiliyor. Yani anladım. Kuru mamayı hani büyük aldığınız zaman sizi bir süre idare edebiliyor ama 2-3 günde bir mama sürekli yapmaya başladığınız zaman maliyeti de biraz fazla olabiliyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum Rica ya. Ederim. Tuğçe'cim sana da çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Ederim. Teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri sevimli hayvan videolarının olduğu VTR'mize baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol patili günleriniz olsun. Hoşça kalın.